Yani İspanya hemen hemen garantilemiş gibi ama biz de 2019'da Çin'de olmak istiyoruz. Çok ve büyük ihtimalle orada olacağız. Çocuklar çıkacaklardır. Perşembe günü tüm güçleriyle sahada olup mücadele edip o maçı kazanacaklarına ben inanıyorum. Ondan sonra da tabii Karadağ maçı var. İspanya sonuçta biliyorsunuz FIBA Euroleague'den dolayı İspanya'da da çoğu oyuncu gelmiyor. Seyirciler en önemlisi Ankara'da çok iyi ağırlanıyoruz ve Ankara seyircisi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bütün biletler zaten biz kapattık yani 7000 de kapattık. Çok ciddi bir ilgi var maça. Ben seyirci desteğini de arkasına alıp o çocukların yine o mini formayı üstlerine geçirip müthiş bir mücadele vereceklerine ben canı gönlünde inanıyorum. Kadınlar biliyorsunuz Kayseri'ye kadar 5'te 5'te geldi ve çok büyük ihtimalle zaten kaybetse bile garantilemişti birinciliği. O açıdan da onları tebrik ediyorum gösterdikleri mücadeleden dolayı. İnşallah şimdi bu yazın Sırbistan, Letonya iki ülkede olacak Avrupa Şampiyonası. Onun da kura çekimi var 12 Aralık gibi yanılmıyorsam Sırbistan'da. İşte hangi ülkede hangi grupta olacağımız belli olacak. Takımlar belli olacak. Orada da kadın milli takımımıza çok güveniyoruz. Bugüne kadar çok büyük başarılar kaydettiler milli takımda. Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde mücadele edeceklerine inancım sonsuz. Yani Fenerbahçe zaten artık bir Final Four takımı. Yani her sene biliyorsun şampiyon oldu, final oynuyor. Yani o ben inanıyorum ki yine sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak, Final Four'un içinde olacak bir takımımız. Anadolu Efes bu sene Ergin Hoca'yla iyi bir takım kurdular ve çok iyi basketbol oynuyorlar. Benim en büyük dileğim bu sene Final Four'da iki tane Türk takım olması. Onlar da sonuna kadar bu şekilde götürürlerse ben Final Four'da olacaklarına inanıyorum. Darüşşafaka biliyorsunuz geçen sene çok büyük bir başarı ve kazandı ve yüzümüzü güldürdü. Yani çok büyük gurur kaynağı oldu Darüşşafaka. Geçen sene Euro Cup şampiyonu oldu. O açıdan da bu sene Euro Lig'de oynama şansı yakaladı. Darüşşafaka da bütçesine göre iyi mücadele ediyor. Oraya renk katıyor Euro Lig'e. Bence Final Four şansı var mı? Zor. Ama ilk 8'i bence zorlarsa, sonuna kadar mücadele ederse onlar için çok büyük başarı olur. Yani derbi maçları her zaman stresi yüksek. Dışarıdan seyretmesi çok hoş olacağına inanıyorum. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bütçelerine göre takımlar kurdular ve ikisinde çok iyi antrenörü var. İyi mücadele ediyorlar. Bence ikisinin çok iyi bir mücadelesi olacaktır. Hak eden kazansın. Yani lig bu sene biliyorsunuz biraz da maddi sıkıntılar da yaşıyor kulüpler. Normal değil. Ülkenin de şu anda bir hafif bir dalgalanması oldu ekonomik olarak ama ülke olarak da çok şükür çok iyiyiz. Ligimiz de iyi gidecektir. Daha denk takımlar oldu aslında bu sene biraz daha. Fenerbahçe, Anadolu Efes bütçesi olarak zaten çok yukarıdalar ama öbür takımlar bence hepsi birbirine denk ve onun için de kıyasıya bir mücadele oluyor. Bu açıdan daha lig için konuşmak erken çünkü daha playoff var ama bence şu anda çok iyi gidiyor lig.